Başbakanın annesi hayatını kaybettiğinde sen programı yayınlamadın. Bu da bir kesim tarafından takdir edildi, bir kesim tarafından da çok eleştirildi. Bu benim en güldüğüm olay bak. Bu benim için çok güzel bir soru. Kısaca onu anlatayım sana. Yani hayatımda çok haksızlığa uğradığım oldu açıkçası. Yani yanlış şekilde bir şeyler yazıldı oldu. Bunları çok yaşadım ama gelmiş geçmiş benim hakkımdaki en saçma iddia bu. Şimdi şöyle anlatayım sana. Başbakanın annesi, başbakanımızın annesi rahmetli olduğu gün, ertesi gün ben Yeteksizsiniz yayınladım. Evet. Yani cuma günü rahmetli oldu kendileri. Ben cumartesi günü Yeteksizsiniz yayınladım. Yayın yapmadım diye bir şey yok ki. Pazar günü Yeteksizsiniz yayınladım. Ve ben cumartesi pazar yeni bölüm Yeteksizsiniz yayınladım. Yani Show TV olarak böyle bir şey yaptık zaten. Yani ben burada yayınlamadık neresini anlamış değilim. Bir. Hani eleştiri şu yani başbakanın annesi rahmetli oldu yayın yapma diye. Yayın yaptım abi. Böyle bir durum yok zaten. Yani o yüzden bu eleştiriyi yapanlar aslında... Bu yanlış bir haber mi? Yanlış değil, yanlış üstü. Yani bu tamamen hani belli bir kesimin insanlara bir şeyi empoze etme çabası. Acun'u bir şekilde karalayalım diye belli bir grubun ortaya çıkardığı bir şey. Bu şimdi şu iki kere ikiye biz tartışabilir miyiz ikimiz? Tartışamayız. Tartışamayız evet. Benim yayın yapıp yapmadığımı tartışabilir miyiz? Ben somut şeyden bahsediyorum, şu anda bir fikirde değiliz daha. Peki eski bölüm müydü? Yok abi öyle bir şey yok. Yeni bölüm ya. Yeni bölüm yayınladım. Böyle bir şey yok aslında. Yani insanlar peki bu nereden çıktı? Yani bu nereden çıktı? İşte internette ne bileyim ruh hastası bir grubun ortaya attığı bir olaydır bu. Yani şöyle bir olaydır. Şimdi yok böyle dans başlayacaktı o hafta. Yok böyle dans başlamadı. Biz Yeteksizsiniz yaptık. Evet. Ben yayınlamadım diye bir şey yok ki burada. Bu bir tercih meselesidir yani. Dans programı koymamışım, eğlence programı koymuşum zaten. Yani burada yanlış neresinde ben tam anlamış değilim. Kime göre yanlış zaten onu da anlamış aslında değil aslında açıklasaydın keşke bunu. İlk kez şu anda açıklıyorsun. Çünkü herkeste böyle bir imaj oluştu. Biliyorum ben buna gülüyorum işte dediğim gibi yani. Hatta dün Ahmet Hakan yazmıştı yani şeydi. Ben kendisiyle konuştum bu konuda. Kendisi evet. De şaşkınlıkla dinledi beni zaten. Evet ben de şaşırıyorum çünkü dediğini. Şimdi daha komik bir şey söyleyeceğim. Şimdi iddia şu bak. Acun başbakanın annesi rahmetli oldu yayın yapmadı. Sonra işte şeyden sonra hani deprem felaketi falan oldu yayın yaptı değil mi? Evet. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Geçtiğimiz hafta sonu Türk televizyonunda yayın yapmayan tek kişi var. O da benim. Sen. Bir tek ben yayın yapmadım. Yani ben pazar akşamı yayın yapmadım. Ve bir tek ben yapmadım. Umutsuz Ev Kadınları Kanal D'de vardı. ATV'de dizileri vardı. Herkes normal yayını yaptı. Bir tek ben yapmadım. Yani ben aslında işin komiği şu. Başbakanın annesi rahmetli olduğu gün yayın yaptım. Ertesi gün yaptım. Ondan sonraki gün de yaptım. Geçtiğimiz hafta sonu bir tek ben yapmadım. Ve şu anda ortaya konmak istenen şu. Orada yayın yapmadı, burada yayın yaptı. Gülüyorum diyecek bir şey yok. Şimdi bu saldırı olacak zaten. Yani ben buna alışıyorum. Hayır bu çok manipülatif bir şey. Yani bu artık başka bir şey. Somut bir şey. Şimdi insan eleştirirsin de. Yani dediğim gibi gülüyorum. Ama bu, hani şöhretin bedeli derler ya. Şimdi bizim bunlarla karşılaşacağımız bir arkadaşlarıma da zamanında söyledim. Bize iftira da atılacak. Bizi yanlış şekilde lanse edecekler. Ama Allah bana televizyonda görünebilme gücünü verdiği sürece bana kimse bu konuda zarar veremez. Benim hani kendi seyircim hiçbir zaman bu konuda yanlış anlamaz. Bir şekilde beni dinler, açıklamamı bekler ama belli bir kesim zaten bana düşman. Onlar zaten şu anda öyle bir şey yaygara koparılıyor. Ama demin de söylediğim gibi pazar günü diyorum şimdi hani aksini iddia eden varsa pazar günü biz yayını yapmadık. Başka kim yapmamış? Hiç kimse. Herkes yayındaydı. Tek yapmayan biziz pazar günü. Yani olaya bak. Ya o kadar saçma bir ülke ki yani güler yani misin ağlar mısın? Şaka yani? Şimdi o hafta sonunda cumartesi pazar günü Yeteksizsiniz yeni bölüm. Biz gümbür gümbür bölümleri verdik. İkisi de birinci oldu zaten. Yani hiçbir şekilde hani onunla da ilgili bir durum yok. Ne o? Ben yok böyle dansı o hafta yayınlamamışım da Yeteksiz'i yayınlamışım. Bu mu olay yani? O da onun da sebebi yani kusura bakmayın yani. Dans programı da yayınlamıyorum. Buna kim karışabilir? Diyeteneği yayınladık, dansı yayınlamadık. Ne oldu yani? Bunda şimdi ben başbakanın evinde taze diyeyim. Kadın rahmetli olmuş. O sırada çekim yapmamız lazım. O çekim mi kovalayayım o sırada? Ben yani bir anda çekim işlerine falan mı gireyim? Bir hafta sonra yayınlarız dedim. Zaten elimizde Yeteksizsiniz var. Bu kadar yani. Evet.